Aysun Torun Ankara'dan bildiriyordu. Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı için aday oldu. Peki seçimlere başbakan sıfatıyla mı girecek yoksa istifa edecek mi? Yüksek Seçim Kurulu daha önce bu konuda bir karar almıştı ve başbakanın, cumhurbaşkanının ve milletvekillerinin bu seçimde istifa etmelerine gerek yok demişti. Adalet ve Kalkınma Partisi kurmayları da Erdoğan'ın istifa etmeyeceğini, çünkü bunun için yasal bir zorunluluk olmadığının altını çiziyor. Ama muhalefet partileri tepkili. Genel Başkanımız, Başbakanımız, İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan. Başbakan Erdoğan köşk için aday. Seçim bitene kadar başbakan olarak çalışacak. İstifa etmeyecek. Karar kurmaylarıyla yapılan toplantıda netleşti. Hiçbir yasal sakınca yoktur. Muhalefete şunu tavsiye ederim. Bunlarla uğraşacağına önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerine yoğunlaşsınlar. Kendileri açısından daha doğru olur. Muhalefet herhalde biraz yönünü şaşırmış. Anayasa diye sorarlı belli. Daha çok herhalde karşı duruş gösterenlere bir kaygıları. O da bizim için çok önemli değil, biz bunları aşarız. Yüksek Seçim Kurulu istifa etmesi gerekenlerin listesini yayınlamıştı. Hakimler, savcılar yani yüksek yargı mensupları, öğretim görevlileri, belediye başkanları, kamu kurumlarında çalışan memurlar. Cumhurbaşkanı seçimi kanununa göre aday listesi kesinleştiği anda görevlerinden ayrılmış sayılıyorlar. Ama o listede başbakan yer almıyor. Yani Erdoğan'ın istifasına gerek yok. AK Parti kurmayları da benzer görüşte. Erdoğan'ın başbakan olarak seçimlere girmesinde yasal engel yok. Anayasal zorunluluk da değil diyen AK Partililer Ahmet Necdet Sezer örneğini veriyor. Sezer aday olduğunda istifa etmemişti. Kimse istifa etmesi gerekir dememişti diyorlar. Başbakan Erdoğan şayet aday olacaksa, şayet bu konuda karar vermişse Cumhurbaşkanı seçim takvimi başlar başlamaz derhal istifa etmelidir. Muhalefet aynı görüşte değil. MHP'ye göre Erdoğan aday olur olmaz istifa etmeli. Çünkü devlet imkanlarını kullanmak adil rekabete aykırı. MHP bunun için bir komisyon kurdu. Başbakan Erdoğan'ın adaylığını inceleyen komisyon Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmaya hazırlanıyor. CHP'de benzer görüşte. CHP'liler de Erdoğan'ın 30 Mart seçimlerinde belediye başkan adayı olan bakanlar için etik olarak istifa etmeliler sözünü hatırlatıyor. Başbakan eğer cumhurbaşkanlığına aday olursa doğal olarak oradan ayrılması lazım. HDP ise istifa şart değil dedi ama etik olan ayrılması diye de ekledi. Biz YSK'ya birebir başkanıyla görüştüm. Başbakan veya önemli görevde birisi de olsa etik olarak adaylık kesinleştiği an istifa etmesi gerekir. Çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu için bugün 5 siyasi parti ortak deklarasyon yayınladı. Büyük Uzlaşı başlığıyla yayınlanan deklarasyona Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanları imza attı. Deklarasyonda Ekmelettin İhsanoğlu'nun kamplaştıran değil, uzlaştıran, her kesimi temsil eden bir cumhurbaşkanı olacağı savunuldu. Metinde İhsanoğlu'nun kuvvetler ayrılığını pekiştireceği, Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet'in temel değerlerine, laiklik ilkesine bağlı kalacağı vurgulandı. Doğa ve tüm canlılar için haydi el ele, barış, mutluluk, huzur ve kardeşliğe ifadesi de kullanıldı.